Amerika'nın tepkilerini de zaten aleni olarak raporlarında işte o Rent Corporation raporunda görüyoruz. Ee, Tayyip Erdoğan'ı e, devireceğiz ve bunu da muhalefeti CHP merkezinde e, e, toplayarak yapacağız dedi. Biden'da New York Times'ta yine Ocak e, 2019'da e, Alenen açıkladı. Dedi ki Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. Seçimle ve... de ifadesini kullandı. Darbeyle değil de seçimle, seçimle dedi. E darbeyle başarılı olamadılar. O da anlamlı. Akla darbe gelir mi? Değil mi? O da anlamlı. New York Times'a bir e, beyanat veriyor. Darbeyle değil de seçimle devireceğiz dedi. Ama e, lütfen seçimle olunca meşru mu oluyor? Yani Amerika Türkiye'de iktidar devirebilir mi? Bu yapılan Ahim'in <laughs> yani yapmış olduğu Seçimle olduğum... demesi hiçbir anlamı yok. Bu tamamen gayrimeşru, e, uluslararası hukuk bakımından da son derece küstahça bir açıklama. Yani e, Amerika'nın Türkiye'de iktidarları kim belirler? Anayasamıza göre halk belirler. Halk. Yani ya. seçmen belirler veyahut da e, teorik bakımdan bakarsanız da milli egemenlik teorisine göre millet belirler. Ama halk belirler, seçimle belirler. Şimdi Amerika'nın seçimle Türkiye'de iktidar devirmesi bunun hukukla falan bir ilgisi yok, tamamen gayrimeşru bir eylem evet. oluyor.